Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ya niye indin? Niye indin? Niye indin? Tam böyle Tyson'ımız orada nasıl böyle havalı havalı oturuyordu onu göstereyim dedim. Tyson indi. Yavrular gelince hemen kızıyor. Tyson Bey ne yapıyorsun bakalım? Bu arada arkadaşlar sürekli ismimi oku diyen arkadaşlar vardı. Her videoda unutuyordum. Şimdi hemen onların da ismini okuyayım. Arda Yıldız, Bünyamin, Ozan Okucu, Çınar Kirmit ve Miralp. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah bu sefer olmuştur. Evet Tyson. Niye böyle yapıyorsun sen? Arkadaşlar bugün de size böyle bir bahçe vlog çekmek istedim. Yine her zamanki gibi rüzgar var. Umarım parazit yapmaz. Bak bozuşmayalım Tyson, bozuşmayalım. Böyle dışarı çıktı mı niye değişiyorsun sen? He? Niye değişiyorsun? Ne yaptın buraları, kalsın mı? Şuraya şey yapacağız arkadaşlar bu arada. Tel bağlayacağız. Sürekli çıkıp orada oturuyor. Çok tatlı gözüküyor ama korkuyoruz aşağı düşecek. O nedenle sürekli bakmak zorunda kalıyoruz. Yani orayı kapatırsak daha iyi olacak. Ne buldun oğlum, ne buldun? Ne kokuyor yine oralarda? Yine mamanı yememişsin. Tyson ne yapacağız bilmiyorum. Bu aralar yine, daha doğrusu hepsinde bir şey var. Böyle bir az yeme olayı var. Şey, konserve veriyoruz ya ara öğün olarak. Hepsine birer kutu. Tabii böyle sade et daha lezzetli geliyor. Kuru mamayı beğenmemeye başladılar. Öyle düşünüyorum hani ben. Bihter. Bihter. Az önce de şey yaptık, kadifenin yuvasının içini temizledik. Gece gelmiş, neredeyse ağlayacak yani. Onu yavrularını seviyoruz diye. İnanın hani gerçekten böyle insan gibi nasıl şey yapıyor, duygulu duygulu. O kadar şaşırttı ki beni gece. Aa, ne yapıyorsunuz siz, sürsüyü mahvettiniz. Tyson, oyun oynuyorlar oğlum, oyun oynuyorlar. Tamam anladık, babasın. Tamam hadi geç yuvana sen. Süslü de olmasa ne yapacak bu bizimkiler bilmiyorum. Değil mi Süslü? Süslü atlama üstüme kızım. Ay yine unuttuk. Biz Süslü'ye zincir aldık bu arada arkadaşlar. Bayağı oldu. Biz o zinciri bağlamayı sürekli unutuyoruz. Dur Tayfun abim gelsin de söyleyeyim ona, değiştirsin sen şu ipini. Tamam Tyson. Ne gördün? Bu sefer de dışarıdan bir şey gördü galiba. Ne gördün oğlum? He? Tamam tamam, akıllı bir çocuksun sen. Dön diğer taraftan dön. Tamam çok havalısın ya, tamam anladık. Rol kesme şimdi kamerayı açtım diye. Değil mi Süslü? Götüreyim seni Tyson'ın yanına. He? Gideceğim Tyson'ın yanına. Apollo'm sen ne yapıyorsun? Yavruların mamalarını da bitirmemişlerdi. Bir araya topladım. Hades'e verdim yesin diye. O da çok az yemiş. O da yememiş. Normalde Hades'i yerdi. Bu arada hani israfla ilgili yazanlar da var yorumlarda. Yani biz de şaşırdık. Kimi diyor yemek vermiyorsunuz. Kimi diyor çok veriyorsunuz. Kalanları şöyle anlatayım. Bizim Marla ve Hades normalde hani biraz daha boğazına düşkünler. Marla ve Hades'e veriyoruz. Eğer onlar da yemiyorsa akşamleyin biz onların hepsini poşetliyoruz. Tayfun hemen şöyle göstereyim. Aşağıda hemen ana yol var. O bir köşede sokak köpekleri var. Oraya götürüp kapla orayı bırakıyor Tayfun. Bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Hani öyle israf etme gibi bir lüksümüz yok diyebilirim. Yani biz de zaten zar zor alıp şey yapıyoruz. Ama yani normal ölçülerini veriyoruz da yemiyorlar. Hades daha az önce temizledik burayı. Ayıp ama senin yaptığın. Mamayı getirdim yemiş, hemen anında başlamış yani. Ya ne güzel gezdik biz oğlumla dün, ne güzel gezdik. Tabii videodan sonra abiler Hena'yla Hades'i dışarıya çıkarttılar arkadaşlar. Görmeliydiniz nasıl coşkulu coşkulu ikisi birlikte geziyor. Gezdiniz mi siz Hena'yla? Kıyamadık, Hena'yı dün salamadık diye sonra şeyle gezdirdiler zincirleriyle.
Bihterim ne yapıyorsun orada? Avını bekler kurt gibi bakıyorsun. Ne yapıyorsun kızım? Benim Bihterim de çok akıllı bir kız değil mi? Ne yapıyorsunuz siz, Kadife'ye kızıyor musunuz gidip? Sürekli havlıyorlar, sürekli yavruları istemiyorlar. Şimdiden böyleler. Daha mahalleyle hera çıkmadı. Onları gördüler, ne yapacaklar bilmiyorum. Kuzu? Anne nerede anne? Anne nerede? Hera camdan çıkıp bakıyor. Hera da tamamen ipini, yani daha doğrusu bağını koparttı yavrularıyla. Hanımefendi çıkıyor yatağa. Odasında yatak var. Her girdiğimde bakıyorum, yatakta böyle bir 80 uzanıyor, yavrular yerde ağlıyorlar. Biberonla besliyorum onları. Hani ne kadar faydalı olur bilemiyorum ama anne sütünün yerini tutmaz da inşallah büyürler. Bir tanesi biraz cansız ama erkek olanımız, kız olan biraz daha sağlıklı gözüküyor. Bakalım artık. Ya bunlar çok oyuncu böyle, çok oyuncu. Gece Hanım bu sabah yine kavga ediyordu. Çıkmış Efes'in üzerine. Allah'ım nasıl hırlıyor böyle. Güya Efes'i dövüyormuş. Efes de onu ciddiye almıyor galiba. Yeter, yeter, yeter. Bunun canı acımıyor galiba. Ya gece sen de büyüdün de bak bak hareketlere bak. Heh, şivası ısırıyor bak. Şey düşünüyorum, yani diğer yavrularımız ayaklandığında onları da bahçeye saldığımızı düşünüyorum. Gerçi kabul etmezler büyük ihtimal de. Hani salamayız galiba. Böyle hani iyi anlaştıklarını düşünüyorum. Düşünsenize salıyormuşuz hepsi ton 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 bunların peşinde. Bak sen, bak sen. Geceye bakın, geceye bakın. Heh. Bak. Geceye bakın. Gece bak, seni ciddiye almıyorlar kızım. Bak bir gün ciddiye alırlarsa sonu kötü olacak. Hera, Marla ve Kadife de bahçede olmayınca sanki bahçe bomboşmuş gibi geliyor bana. Niye bilmiyorum. Hera her şeyi havlıyordu ya. Bizi görse havlıyor, yavruları görse havlıyor falan. Bir sessizlik çöktü bahçeye. Efes yeter oğlum, yeter oğlum Efes. Yeter. Bak. Küçücük boyuyla yaptığı hareketlere bak. Şuradan bir bakalım bakalım. Hera camda mı? Gerçi orada da sineklik var. Çıksa da gözükmez. Tam güneş vuruyor tepeden. Apollo? Apollo'm kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyor. Akıllı oğlum benim. Aynı babası. Çok efendi. Gece sen ne yiyorsun gene? He? Sen ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ot mu yiyorsun sen? He? Şimdi yalancı seni. Sen nasıl ağladın az önce? Sevmedik mi seni kızım? Gidip başkasını mı seviyoruz biz? Ya sen nasıl duygusal bir köpeksin böyle? He? Yani gerçekten beni çok şaşırttın. Bildiğiniz ağlıyor gibi de yapıyordu sesini ya. Sevmeyelim mi istiyorsun başkasını? Ama onlar kardeş kardeş, çok ciciler, küçük. Sana arkadaş geldi. Tabii bu da kabul etmez herhalde. Bu da şey yapar onları, saldırmaya çalışacak. Kendisi büyüdü nasıl olsa. Değil mi Henan? Henan'ın da gözü bayağı geçti arkadaşlar. Hatta Efes'te de vardı az bir şey. Efes'inki daha çabuk geçti de. Çok az şey kaldı, sulanma. Dokunduk durmuyordu. Dün biraz peçeteyle sildim çapağını. İşte polenler biz insanlara nasıl etkiliyorsa hayvanlara da aynı şekilde etki ediyor. Gel bakalım gel. Kolay gelsin bu arada. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun?
Kadife'nin battaniyesini yıkıyorum. Şimdi havalar ısınmaya başladı ya. Çık bile yine yapmasın. Ön tarafta biraz lik almış. Ya şeyin akıtıyor zaten. Kaba pisliğini akıtıyor. Buraya mı diyorsun? Ya çok önemli değil ya. Kokusu hani mikrobu gitsin de. Valla gördüğün gibi tertemiz su akıyor. Hadi hadi suyu da boşuna akıtmayalım bu arada. Zaten bir tane şey açacağım. Bağış hesabı açacağım bir tane köpekler için. Yetişemiyoruz abi. Valla yetişemiyoruz. Değil mi? Olduğu kadar. Çocuklar yorumlarda söylüyormuş, İsmail abi sürekli aynı şeyleri giyiyorsun. Yok çocuklar ne yapayım yani, alamıyoruz kendimize bir şey. Hakikaten sen niye hep aynı kaza giyiyorsun? Yok. Fakirlikten. Ya aslında şey olmuş o, denk gelmiş bence, tesadüf olmuş. Çünkü araya kaç gün girdi oysa ki. Tabii o arada video çekmedik, çektiysek de önceki stoktan atmışızdır. Ondan dolayı iki video arka arkaya aynı kazak olunca öyle zannedilmiş. O bana da oluyor bazen. Ne yapacaksın yani? Çok önemli değil. Değiştirmedim ki. Aynı giysiyle çıktım ya. Şimdi tabii çocuklar bilmiyor. Bahçede çalışıyorum ya. Aslında normalde bahçedeki temizlik giysim o. Onu her seferinde söylüyorum tabii. Ben de söylüyorum değil mi? Bahçede tabii özellikle. Hatta ben şu an ayakkabılarımı göstereyim size. Orçun'un geçen seneki... Dışarıda farklı giyiniyoruz tabii. Olmayan ayakkabıları. Onu da köpek parçalamış. Ben şu an bunları giyiyorum. Bana bu kaç numara? 42 numara... Ben normalde 37 giyiyorum. Bakın. Buraya geldiğimde 17 çift ayakkabım vardı. Şu anda 2 çift kaldı sadece. Ben mouse'dan bunları giyiyorum. Çünkü gelip ayağımı da ısırıyorlar yani. Yeni ayakkabıları da giymek istemiyoruz. Evet. O denli yani. Çalıştığımız için o şekilde giyiniyoruz arkadaşlar. Tabii olmaması da ayıp bir şey değil. O da ayrı bir konu. Siz yine de söylemeyin. Yani biz hadi neyse de başkalarına da öyle şeyler söylemeyin. Belki yoktur gerçekten. Değil mi Apollo'm? Apollo'm senin de kıyafetin yok. Sen de hep aynı çizgileri kullanıyorsun. Bu ne? Arada insan şeklini değiştirir. Vav, çiçeklerin yanında çok havalısın. Nasıl havalı gözüküyorsun? Değil mi? Efes sen var ya, seviyoruz tamam oğlum. Ay Efes'le gece. Vallahi ne olacak sizin haliniz bilmiyorum. Ben gidiyorum ya, Hades'imin yanına gidiyorum. Hiç atraksiyon falan yok yani. Hiçbir şey yaptıkları yok bunların. Beni gördüler mi yatıyorlar zaten. Normalde ne güzel oynuyorlar. Dışarı bir çıkıyorum hemen herkes sükut. Ailenin en sakini sensin ya, o yüzden. Yok şey bekliyorlar. Hani yatayım da hemen gel beni sev. O moda giriyorlar. Ondan. Değil mi? Ama benim Bihter'im de hiç kendini sevdirmez ki. Sen niye orada saklanıyorsun? Bunlar da annesini çok özledi. Gidiyorlar o kapıdaki delikten kafayı sokuyorlar. Oradan bir koklaşıyorlar anneleriyle. İşte hani ne kadar insan köpek ayrı dünyalar olsalar da aslında birçok duyguları bizim gibi arkadaşlar. Onlar da özlüyor yani. Değil mi Süslüm? Süslüm de acaba annesini özlüyor mu? Kim acaba senin annen Süslüm? Ne olacak? Sonuçta herkes gördü senin saçlarını. Ya, hala orada mısın? Değil mi Adesim? Adesim'in de saçları yok. Adesim de koca kapalı. Bir şey diyor mu? Değil mi oğlum? Anam korkuyor. Ay, kızım mı? Sevgiden dolayı mı geldim? Açık söyle. Korkuttun beni ya. Ne yaptın öyle? Hades bazen böyle boşluğuma geliyor. Yanına gidiyorum, unutuyorum üzerime atlayacağını. Bir atlıyor üzerime, yere kapaklanıyorum. Hani dökme dur anneye götür. Bir dakika. Hades ya döktüm, gel koş şeyi al şu tabağa, dök hepsini. Yapma. Nereden aldın? Ben getirmiştim. Yavrular yememiş, belki yerde. Marla'ya verelim bari. Maması var. Sabah da verdim. Yok, tenceredekini bitirmiş. Derim belki yer. Bak döktü onları. Onları alabilir misin yerden? Onları... Döktüklerini alamayız. Bu arada şey yapıyor. Şu mamayı hazırladığımız yerdeki dökülenleri de kargalar da danmış. Değil mi? Bir sürü karga. Ne güzel topluyorlar civciv gibi değil mi? Ama sevap ya.
O hayvanlar da alıştılar oraya. Ben de hiçbir şey demiyorum. Oturuyorum, izliyorum onları. Geliyorlar, tek tek alıp götürüyorlar. Yesinler ya, boşa gideceğini kargalar yesin. Ne olacak? Onlar da yiyor. Senin ya mamaların... kargalar yiyor senin mamalarına. Haberin var mı? Oh, yemezseniz yemeyin. Hadi hadi, ben gidiyorum. Hiç gününüzde değilsiniz bugün. Hena, ne olacak bu işler? Azıcık güneş gördünüz mü böyle her şey bitmiş, hemen yatıp uyuyalım modundasınız. Gezelim mi yine bugün de? Götürsün mü abiler seni? Nasıl özlemiş benim kızım dışarılarda gezmeyi. Evet arkadaşlar, hani bugün de böyle olsun videomuz. Çok bir atraksiyon yapmadılar. Yapıyorlardı aslında. Beni gördükleri için hepsi yattı. Gel beni sev modundalar. O zaman ne yapalım Apollo? Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.